İnsan diyorum soruna varınca. İnsan yolun sonuna varınca ne yaşar? Nasıl bir hal yaşar? Aşk hali mi yaşar? Aşk halini yol boyunca yaşar. Sonunda zaten aşktan bir varlık olur. Aşktan bir varlık. Hem aşık hem aşık olmuş olur. Allah'ın sevdiği olmuş olur. Yolun sonu lahut alemidir. Orada Allah'tan başka varlık olmaz. Varlık yoktur ki herhangi bir hali yaşamış olsun. Allah'ın tecellisine gark olmuş olur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Rabbimi Rabbimle gördüm. Rabbini Rabbiyle görür. Kendisiyle değil. Kendi hali, beşeri hali, varlık hali yoktur ki bir hal yaşamış olsun. Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir. Ona, o tecelliye dark olmuştur. Onunla onu görür. Kutsi hadiste buyurduğu gibi, kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle bana en güzel şekilde yaklaşır. Diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Yaklaştıkça kulum beni sever. Ben de kulumu severim. Ben bir kulumu sevdim mi? Bu merziye makamidir. Ben bir kulumu sevdim mi? Ben bir kulumdan razı oldum mu? O benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür, benimle diler, benimle sever. Her hali onunladır. O tecelli etmiştir. Artık o diye bir şey yoktur. Hak tecelli etmiştir. Tabii ki burası, bu hal anlatılamaz bir haldir. Kendi kendimize böyle anlamaya çalıştığımızda, aklımızla, nefsimizle, zannımızla, vehmimizle anlamaya çalıştığımızda çukura düşeriz. Yuvarlanırız. Kaybederiz. Bu sadece yaşanacak bir haldir, anlatılacak bir şey değildir. Bir şeyi anlatmaya çalışırken karşımızdaki mutlaka onu anlasın istiyoruz. İlmi, bilgisi ne olursa olsun onu anlasın istiyoruz. Bir bilgi sahibi, bir marifet sahibi, bir hikmet sahibi olsun istiyoruz. Ama burası anlatılabilecek bir şey değildir. Lahut aleminden tek kelime söylenemez. Söylenebilecek tek bir şey vardır. Resulullah Efendimiz'in söylediğini söylemektir. Rabbimi Rabbimle gördüm. Rabbimi Rabbimle tanıdım. Onun için bu hayal bile edilemez. Ne zaman oraya vardık, o zaman onu anlarız. Ondan öncesi bir kul vardır, bir Rabbi vardır. Bir aşık vardır, bir maşuk vardır. Orada Allah'ın kutsi hadiste buyurduğu gibi aşk benim, aşık benim, maşuk benim sırrı tecelli etmiştir. Kul önce aşıktır, sonra maşuk olur. Evet, tecelli edince buyurduğu gibi aşk benim, aşık benim, maşuk benim der.